أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم الله عظيم الشان'ın lütfuyla müsaadesiyle daha önce üzerinde bulunduğumuz insan hakları ve insan haklarının içinde yer alan işçi hakları ile alakalı mevzuyu tamamlamaya çalışalım. Yarım kalınca mesele tam anlaşılmıyor ve bazı yanlış kanaatlere, yanlış düşüncelere yol açmış bulunuyor. Meseleyi ya tamamıyla ele almalıyız yahut hiç kapağını kaldırmamalıyız. Tam anlatılmazsa yanlış anlaşılır, eksik anlaşılır ve bazı meseleler üzerinde insanların zihinleri yanlış şekilde şartlandırılmış olur. Şimdi doğrudan doğruya Müslümanların dünyada yaşama şansı, yaşama metodu Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ölçülere göre çalışmaktır. Bir Müslümanın mülkiyet sahibi olabilmesi, varlık sahibi olabilmesi, tek kelimeyle hayatta kalabilmesi, hayatta yaşayabilmesi için bir tek şart vardır, o da çalışmak. Çalışmak, dini İslam'ın emrettiği, hükmettiği, cebrettiği bir husustur. Çalışacaksınız. Çalışmadan yaşamak İslam'da yoktur. Çalışmadan, emek sarf etmeden, alın teri dökmeden elde edilen kazançlar üzerinde dini İslam şiddetle duruyor ve hepsini çalışmaya, gayrete, mesaiye bağlıyor. Bu hususta çoğunuzun da ezbere bildiği bir ayet-i kerime var. Çoğunuzun diyorum çünkü çok yaygın bir ayet-i celledir. Hemen herkesin kafasında yer ettiği kanaatindeyim. Necm suresinin 39 numaralı ayeti. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Allahu Teala buyurmuşlar ki Celle ve Ala Hazretleri, insanlar için sayu gayret ettiğinden, çalışmasından başka bir şey yoktur. İnsanın elinde, evinde ne varsa çalışmanın mahsulü olacak. Emek mahsulü. Gerçekten de öyle. Dünyada ne varsa kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz, hizmetimizde, maişetimizde kullandığımız her şey, her bir mamul madde, eşya, alet, cihaz, vasıta, ev, araba, aklınıza gelen ve gelmeyen ne varsa hepsi insan emeğiyle meydana çıkmış şeylerdir ki وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى ayetinin içine girmiş oluyor. İnsan için çalıştığından başka, sayı gayretinden başka bir şey yoktur. Tefsirde şöyle geçiyor, اِلَّا مَا سَعَى ayet-i cellesi, مَعْنَاهُ الْعَمَلُ amel, çalışmak. Yukalü, Arapça şöyle denir, سَعَى فِلَانٌ falan insan sa'y etti dendiği zaman, ey amile, çalıştı, amel, amelelik etti, gayret etti, çalıştı manasına gelir. İlla ma sa'a, illa ecru ma sa'a. Sa'yu gayretinin ücreti kendisine verilir. İslam'da bütün ücretler emek karşılığıdır. Emekler de ücretsiz bırakılmasına imkan yoktur. Dini İslam hayatın idamesini, insan hayatının devamını çalışmaya bağlamıştır. Çalışmak da iş ile işveren arasında tecelli eden bir hadisedir. Birisi sermayeyi ortaya koyacaktır, diğeri de emeğini ortaya koyacak. Birisi sermayesiyle işin hizmetine girecek, öbürü de emeğiyle
kolunun kuvvetiyle, alının teriyle işin içine girecek. Böylece iş ve iş hayatı tecelli edecek. İnsanların da yaşaması, hayatının devamı buna bağlı olacak. Din-i İslam'da insanların muhtaç olduğu meslekler, mesela yeryüzünde bir insanın elbiseye ihtiyacı var, ayakkabıya ihtiyacı var, berbere ihtiyacı var, evinde kullandığı eşyalara ihtiyacı var. İnsanın muhtaç olduğu eşyayı meydana getirmek için bir takım meslekler var. Terzilik gibi, ayakkabıcılık gibi, dericilik gibi, demircilik gibi bir sürü meslekler var. Dini İslam'a göre bu Müslümanlar da bunlara muhtaçtır. Müslümanların muhtaç olduğu iş kollarını, meslekleri, iş sahalarını açmak Müslümanların üzerine farz-ı kifayedir. Farzdır yani. Çalışmak nasıl farz ise, insanların muhtaç olduğu, Müslümanların muhtaç olduğu iş sahalarını açmak, meslekleri ve sınıflar arasındaki insan hayatına ehemmiyeti bulunan, kıymeti bulunan, önemi bulunan meslek ve sanat kollarını da araştırmak, yerleştirmek, açmak müminler üzerine yine farz-ı kifayedir. Bir grup bu hizmeti görürse öbür Müslümanlardan sakıt olur. Müslümanların muhtaç olduğu mesela demircilik diyelim, demir. Demir, çelik. Bütün insanlara muhtaç olduğu bir şeydir. Bir Müslüman memlekette, Müslümanların oturduğu bir memlekette yine Müslümanlar tarafından demir ve çelik işleri mutlaka yapılması lazım. Farzdır. Öyle bir farz ki farz-ı kifayedir. O Müslümanlardan bir grup bu işi yaparsa öbürlerinden bu fariza sakıt olur. Farz-ı kifaye sakıt olur. Hiçbirisi bu mesleği yapmazsa, mesela terzilik, mesela ayakkabıcılık, hiç kimse bunları yapmaz da dışarıya muhtaç olursa, dışarıya el açarsa, orada yaşayan bütün Müslümanlar günahkar ve asi olurlar. Mutlaka bir grup bu işi yapacak. Mutlaka pazara sürecek. Mutlaka iş hayatına girecek. Ve bütün meslekler, kollar bu şekilde planlanmış olacak. Dini İslam bunlara çok ehemmiyet veriyor. Böyle olduğu zaman yaşayan insanlar hem iş bulacaklar, iş bulacaklar, hem de o işin meydana getirdiği üretimden, eşyadan istifade edeceklerdir. Demek ki iş sahası açıldığı zaman, tezgahlar çalıştığı zaman, fabrikalar çalıştığı zaman hem orada iş bulmak, çalışmak imkanı hasıl oluyor, hem de o fabrikanın ürettiği, meydana getirdiği mallardan diğer insanlar istifade ediyor. İki çeşit istifade var. Hem çalışanlar iş bulacaktır, hem de çalışanların ürettiği, meydana getirdiği mallardan, hizmetlerden başka insanlar istifade edecektir. Bunlar İslami manada ehemmiyetle üzerinde durulan şeylerdir. Geçen derslerimizde dediğimiz gibi alın teriyle, emeğiyle işe katılan insanların üzerinde çok titizlikle durulacak. İşçinin üzerinde çok titiz, çok itinalı, çok dikkatli durmamız gerekiyor. İşçinin mal ve hizmet üretebilmesi için ortaya insanların muhtaç olduğu malı, malzemeyi, eşyayı, maddeyi getirebilmesi için, meydana koyması için, üretim yapabilmesi için rahatlıkla, huzur içinde çalışmasını temin etmek şartı vardır. Bir işçi geçiminden aciz kalırsa evinin, ehlinin, çoluk çocuğunun ihtiyacını karşılayamayacak kadar sefil olursa, sefil bir işçiden hizmet bekleyemezsiniz. Hani gönül huzuruyla iş yapmaz. Huzursuzdur, sıkıntılıdır, içinden gelmez, kalbinden dolmaz.
isteyerek yapmaz, düşmanlık besler, kin taşır, canı sıkılır. Binaenaleyh bir işçinin tam ve mükemmel manada iş yapabilmesi, piyasaya mal üretebilmesi, o iş sahibine gerekli randımanı, iş imkanını verebilmesi için o işçinin muhtaç olduğu bütün mevzuların halledilmesi ve huzur içinde bulunması lazımdır. Yoksa iş veremez. Her şey böyledir. Kendi karnını doyurmak zorunda olduğu gibi idaresi altında bulunan ailesini ve çocuklarını da aynen doyurması lazım. Aynen onları da yetiştirebilmesi lazım. Aldığı ücretlerle, aldığı maaşla, aldığı parayla kendisini, evini, ailesini, çocuklarını geçindirmekten aciz olan bir işçiden randıman beklemeye, iş beklemeye İslami açıdan hakkınız yoktur. Huzursuz olur o. Verimsiz olur o. Tutumsuz olur. Hırslı olur, kindar olur. Saygısız olur, sevgisiz olur. Bunlar İslami ölçülerdir. Bu ölçülere sadakat gösterilecek. Dengeli olacak. İş ile işçi arasında ahenk olacak. İş veren ile işçi arasında ahenk olacak. Nizam, intizam olacak. Denge olacak, denge. Dengesiz oldu mu cemiyet çöker. Bugünkü şekliyle. Dolayısıyla bir cemiyette, bir memlekette, bir vatan üzerinde yaşayan insanlar arasında mutlaka o memleketin üzerindeki servetler, kıymetler, menfaatler üzerinde dengeli, muvazeneli bir dağıtım yapmak mecburiyeti var. Servetler dengeli dağıtılacaktır. Ücretler dengeli dağıtılacaktır. Gelirler dengeli dağıtılacaktır. Dini İslam'da servet, gelir dengeli olduğu gibi veya bunu emrettiği gibi tüketim sahasında da dengeli bir cemiyet istenmektedir. Her isteyen her istediği şekilde malını tüketemez. Her şeye, her tarafa, her şekilde yatırım yapamaz. Bir takım haramlar, bir takım günahlar bu hususları sınırlandırmıştır. İslam cemiyetinde her kafasından esen her şeyi yapma serbestliğine sahip değildir. Bunun bir ölçüsü, bir standardı, bir ayarı vardır. Mesela israf. İsrafın hudutları o kadar geniştir ki, israfın hudutları öyle ayarlanmak zorundadır ki, bütün bir cemiyetin, bütün bir halkın, ahalinin istifadesi, umumun istifadesi, nazarı itibara alınarak son derece dikkatli ayarlamalara gidilir. Tüketimde de, üretimde de. Bunlar geniş meseleler tabii, etraflıca. Üzerine durulması lazım, fazla uzatmayacağım. Burada bütün mesele, cemiyetin ahengini, toplumun düzenini, ahengini normal ölçüler içerisinde yürütmesi gereken servet sahipleri. Kur'an-ı Kerim servet sahipleri üzerinde çok duruyor. Kur'an-ı Mübin'i okuyanlar, tefsirini takip edenler görecektir. Devamlı olarak zenginlerin üzerinde Kur'an çok duruyor. Hocalar değil, Kur'an çok duruyor. Kur'an-ı Kerim ehemmiyet veriyor zengin sınıfa. Veya zengin sınıfın sermaye sınıfının üzerinde ısrarla duruyor. Bakınız, mesela kısa bir misal olsun diye bir ayet-i kerimeyi arz edeyim. Tevbe suresinin 35 numaralı ayeti, Tevbe suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir. Tevbe suresi 35 numaralı ayette zenginler, servet sahipleriyle alakalı aynen şu hükmü ve haberi getiriyor Kur'an. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفُدَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَزَابٍ اَل۪يمٍ Ey Resulüm Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem, elinde
geniş ölçüde parası olanlar, serveti, sermayesi olanlar, altını, gümüşü olanlar, bu servetlerini, sermayelerini insanların, memleketin, milletin hizmetinde kullanmazlar da Allah yolunda, Allah'ın kullarının maişeti uğrunda, Allah'ın kullarının iş bulması, yaşayabilmesi, çalışabilmesi için geçerli, verimli, insanların istifade edeceği yatırımlarda kullanmazlar da bu paraları stok ederlerse, saklarlarsa, yatırıma arz etmezlerse febeşşirhum bi azabin elim. Bu zenginlerin doğrudan doğruya cehenneme gideceklerini onlara haber ver Muhammed'im buyuruyor. Kur'an ayeti. Bugün düşünün, yatırım sahalarına intikal etmiyor sermayeler, paralar. Bir takım bankerler türemiş, banker, nankör gibi geliyor bana, nankör, banker gibi bir şey. Çirkin bir kelime bu banker. Bilhassa tahtakale, mahtakale bu çevrede, iş çevresinde kulağımıza kadar geliyor. Öyle asiler, günahkarlar meydana gelmiş ki bankerler, piyasadaki tasarrufları, biriken paraları topluyorlarmış, %40 küsur, %41, %42 faiz veriyorlarmış. Piyasadan parayı çekiyorlar, insanların tasarruflarını alıp bir tekelde, bir noktada biriktirip istedikleri gibi yatırım yaparak faiz yoluyla, fuhuş yoluyla korkunç kazançlar temin ediyorlarmış. Faiz. %41,5 faiz. Bunlar Allah'ın lanet ettiği insanlardır. Bu şekilde faiz üzerine bankerlik yapanlar, faizli para alanlar, faizli para verenler, Hazreti Muhammed Mustafa'ya göre, aleyhissalatü vesselama göre, Hazreti Peygamber'e göre, bu bankerler var ya, ismi, cismi kim olursa olsun, ben İslami açıdan söylüyorum. İslami açıdan söylüyorum. Bu bankerler, bu nankörler, piyasadan parayı faizle toplayıp faizle verenler, bu kişiler Allah katında, peygamber katında, Kâbetullah'ın önünde analarıyla zina edenler gibidirler. Ahlaksız insanlardır bunlar. Ben Kur'an'a göre konuşuyorum. Kimseyle bir ilgim yok. Faizci bunlar Allah'ın düşmanlarıdır. Bu bankerler, reklamları yapılıyor, efendim şöyle, efendim böyle kelimeler, propagandalar yoluyla faiz ile alıp, faiz ile bu herifler bilsinler ki bunlar Allah'a harp açmışlar, Allah da bunlara harp açmıştır. Daha evvel söyledik bunları. Analarıyla zina eden insanlar gibidir bunlar. Korkunç. İslam cemiyetinde bunların yeri yok ama bu cemiyet Müslüman cemiyet değil ki, İslam cemiyeti değil. Bu cemiyet İslam üzerine kurulmadığı için her rezalet devam ediyor. Paralar yatırımlardan çekiliyor, tekellerde, bir takım ellerde birikiyor, onlar da istediği gibi harcıyor, güçleniyor, kuvvetleniyor, toplumu eziyorlar. Bunlar canavardır bunlar, ahtapot bunlar. İslam şiddetle buna karşı çıkıyor. Bakınız bunların cezasını okuduğum ayet-i kerimenin hemen arkasında, Tevbe suresinin 35 numaralı ayetinde bunlara nasıl bir ceza verileceğini ayet haber veriyor. Estağfirullah. Yevme yuhma aleyha fi nar cehenneme. Bakınız. Bu bankerlerin, bu stokçuların, spekülasyoncuların, enflasyoncuların bu paraları böyle toplayıp da faizlerle, kepazeliklerle, istedikleri şekillerde kullanan insanların elde ettikleri sermayeler, servetler, birikimler yevmi mahşerde, azap gününde, ahiret gününde, mahşer gününde yuhma aleyha fi nari cehenneme, cehennemin ateşinde yanacak, kızartılacak, kıpkızıl bir şey haline gelecek bunların servetleri. Yevme yuhma, kızartılacak, cehennemin ateşinde pul pul kızartılacak bunların servetleri, bankerlerin.
فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ Pul pul kızartılmış olan o servetleri, sermayeleri, paraları getirilecek, onların alınlarına, tam alınlarının ortasına dal gibi, azap gibi yapıştırılacak diyor Kur'an. Açıp okusunlar Kur'an'ı. Cibahuhum, cepheleri, cephe, insan alnıdır. Alnına yapıştırılacak. Niye? Çünkü bu parayı alın teri dökmeden kazandı melun. Alnına yapıştırılacak. Ayet o kadar dehşetli ki, insan tüyler ürperiyor yani. Onların alınlarına yapıştırılacak kızarmış o servetler, cehennemde pul pul kızarmış olan o servetler, evvela alınlarına yapıştırılacak. Niye? Alın teri dökmeden kazandılar parayı. İş sahalarına, bütün memleketin istifade edeceği sahalara yatırmadılar. Faiz kanalına girdiler, faiz kanalıyla çıktılar. وَجُنُوبُهُمْ Yanlarına, şöyle sağ yanlarına, sol yanlarına bu kızarmış cehennem ateşinin kızarttığı servetler yapıştırılacak diyor Kur'an. Niye? Çünkü yan gelip yaptılar. Alınlarına yapışacak çünkü alın teri dökmediler. Yanlarına vurulacak çünkü emek vermediler, yan gelip yaptılar. Koltuğun üzerine uzandı, telefonla milyon kazandı hain. Yan geldi böyle keyfine, zevkine, oturduğu yerden para kazandı. Bunlar ne Müslümanı bunlar? İslam'la ne alakası var bu heriflerin? Yan gelip oturduğu yerde para kazananın neresi Müslüman? وَزُهُورُهُمْ Sırtlarına, sırt, insanın ensesi sırtına yapıştırılacak bu ateşte kızarmış paralar diyor Kur'an. Sırtına, neden sırtına? Çünkü fakire, fukaraya, işsize, mahruma, yetime, öksüze, çaresize sırtını dönmüştür de onun için sırtına vurulacak bu zalimler. Bu bankerlerin hepsi zalimdir. Cemiyeti sömüre sömüre, tasarrufları istismar ede ede korkunç servetler peydahlıyorlar. Allah'la bir ilgisi yoktur bunların. Kendi keyiflerine, kendi imkanları içinde, kendi alemlerine hizmet etmişlerdir. Ayetin devamı şöyle. Haza ma kenestüm li enfüsiküm. İşte sizin kendinize, kendi keyfinize, kendi zevkinize harcadığınız, topladığınız paralar işte bunlardır denecek. Haza işte bunlar. Görün halinizi, görün akıbetinizi denecek onlara. Fezuku ma kuntum teknizun. Stok ettiğiniz, tekelinizde biriktirdiğiniz muazzam paralar, bu muazzam servetler sebebiyle şimdi çekin cezanızı, tadın azabınızı denecek onlara. İşte Kur'an'ın bakış açısı budur. Sakın bu kişiler, bu zalim sermaye sahipleri, faiz kanalıyla zengin olanlar sakın bana darılmasın, ha darılacaklarsa Allah'a darılsınlar. Onun emrini söylüyorum ben. İşte Kur'an sayfasını söylüyorum, ayetini söylüyorum, okuyorum. Benimle ne alakası var bunun? Kulağıma geliyor, ha bu hoca şöyle dedi, böyle dedi, zenginlere şöyle dedi. Tabii diyeceğim, Kur'an-ı Kerim var ortada. Sen bana kızacağını Allah'a küs kardeşim, Kur'an'a küs. Bana, benimle ne alakası var bu iş? Ben söylerim. Bunları söylemeye mecburuz, Kur'an'ın hükümleri anlatıyoruz. Gerekirse her şey söylenecek. Ve söylediğimiz hususları ayet ayet terçinlemeye çalışıyoruz. Kafamdan burada konuşabilir miyim? Bir takım cahil adamlar itham etmeye kalkıyorlar. Hangi hususa dokunuyorsa, hangi meseleyi itham ediyorsa gelsin kendisine sayfa sayfa ayet ve hadis gösterelim. Dedikodu etmesin, gıybet etmesin, laf konuşmasın, canımızı sıkmasın, huzurumuzu bozmasın. Bir takım kişiler var, böyle cemaati kaynatmak istiyorlar. Vay efendim böyle söylediler, böyle anlattılar, zenginlere şey şöyle söylüyorlar. Biz söylemiyoruz, ayet söylüyor. Havadan zengin olmak haram İslam'da. Böyle yollarla elde edilen servet helal bir servet değil. Günah bunlar. Alın teri dökmeden, yan gelip yatarak kazanılan bütün paralar haram İslam'da. Emeksiz, karşılıksız servetler
faiz ki en büyük bela, en büyük musibet, oradan geliyor kaynağı tabii. Ve bu cemiyette her şey faiz üzerine kurulmuş. Bankerler, bankalar yoluyla, her zaman söylüyorum, hacılarımızın, hocalarımızın, dervişlerimizin, tarikatçılarımızın, tesbihlilerin, takkelilerin takva sahibi olduğunu zanneden kardeşlerimizin bile, efendim diyor, ben takva sahibiyim diyor. Takva sahibiyim, benim boğazımdan aşağıya haram lokma geçmez diyor. Fukara insan. Hele bir araştır bakalım cemiyetin halini. Bu cemiyet Müslüman cemiyet olmadığı için bütün kazançlar harama dayanıyor. İslam cemiyeti değil bu cemiyet. Yani bu cemiyet kurulurken model olarak İslam seçilmedi. Başka bir model seçildi. Şeyhimizin de, müridimizin de, tesbihlimizin de, gece kalkıp teheccüd namazı kılanlarımızın da, hepimizin, evvela ben kendi nefsimi başa alıyorum, ben fakirim, ben acizim, ben sefilim, kendi nefsimi kınıyorum, başta olmak üzere, hepimizin yemiş olduğumuz ekmekler, fırınlardan alıp da yediğimiz ekmek yok mu? Araştırın bakalım. Bu ekmeğin buğdayı %90'ı şu kurovada, şurada burada yetişiyor. Buğday ekiyorlar. Tarım ürünlerinin başta buğday geliyor. Şu kadar milyon ton buğday. Buğday üreticileri, tarım erbabı. Bu fırınlardan alıp yediğimiz ekmeklerin buğdayları %99 bankalardan alınan kredi, faizli krediyle ekilen topraklardır. Ve biz faiz kanalıyla gelen ekmekleri yiyoruz. Sen hangi helal lokmadan bahsediyorsun? Sen hangi takvadan bahsediyorsun? Faiz kanalıyla geliyor ekmeğin, sırtına giydiğin elbise faiz kanalıyla geliyor. Mesela benim şu sırtımda bir gömlek var. Pamuklu dokuma, pamuklu. Araştırın şu gömleğin pamuğu, pamuk üreticisi bankadan aldığı faizli krediyle ekiyor pamuğu. Ve oradan giyiyorsun sen bunu. Hangi hırkadan bahsediyor, hangi lokmadan bahsediyorsun? Bir insanı illa ma sa'a ayeti hepsini kesip atıyor. Piyangonun her çeşidi haram. Neden haram? İslam alimleri şöyle izah ediyorlar. İhtimale dayandığı için. Mesela bir piyangoya 100.000 kişi katılıyor. 100.000 kişi bilet alıyor. Gidiyor giseden, adamından, elemanından bilet alıyor. Piyango bileti. 100.000 kişi katılıyor piyangoya. Ne diye katılıyor bu bilet alanlar? Efendim, bir kişiye 6 milyon lira para çıkacakmış. Belki o 6 milyon bana çıkar. Belki bana çıkar zannıyla, ihtimaliyle 100.000 kişi katılıyor bu işe. 100.000 kişi de bir kişiye 6 milyon lira çıkacak. Bir kişi 6 milyonun sahibi olacak diye 100.000 kişinin fakir olması, cebinden para çıkarıp yatırması Allah katında haram edilmiştir. Bir kişiye 6 milyon çıkacak, bir kişi milyoner olacak diye 100.000 kişinin zarar görmesi Allah katında haramdır. Böyle bir menfaat elde etmek yasak edilmiştir ya İslam'da. İlahi kanun bunu kabul etmiyor. Haram olduğu için de bundan bir hayır beklemek, piyangodan elde edilen parayla bir kişi cami yaptırsa Allah o camiyi onun başına bela eder derhal. Haram. Allah haramı kabul etmez. Haramdan elde edilen parayla ne cami, ne çeşme, ne tuvalet olmaz. İslam kabul etmiyor bunları. Haram kaynaktan almayacak. Alın terbiye edeceksin. Ama bu cemiyet İslam'a göre kurulmamıştır diyorum ben. Onun için bütün kazançlar haram bu cemiyette. Benim kazancım da haram, seninki de haram. Üstünün de, hepimizin haram. Temiz kazanç yok. Faiz üzerine kurulmuş. Rezalet üzerine kurulmuş. Bunu söylemeye çalışıyorum yani. Kendi nefsimi de kınıyorum haşa. Sizden farklı bir tarafım yok. Ben de günahkarım, ben de asiyim. Ben de mücrimim, ben de bu cemiyetin içindeyim. Şüphesiz tabii. Kimse kendi nefsini ayıramaz. Hepimiz bu geminin içerisindeyiz. Ne zaman İslam'a dönersek, ne zaman Kur'an'a dönersek kurtulacağız tabii. Bunun tek çaresi Kur'an'a, İslam'a dönmek. Başka yok. Bundan dolayıdır ki haram. Mesela milli piyango falan piyango filan piyango. Efendim ben bu piyangodan aldığım parayı götürüp falan darul aceze vereceğim. Ya falan fakire olmaz. Hayır yapamazsın.
İslam itikadına göre haram ile hayır yapılmaz. Neden? Haramda hayır yoktur da ondan. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Bir şeyi haram ettiysen onda hayır yok diyor Allah-u Teala. Ve bunu da Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. مَا جَعَلَ اللّٰهُ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Allah size neyi haram ettiyse o haram ettiği şeyde size hayır yoktur. Hayır yok. Hayırlı olmaz o. Oradan hayır yapamazsın. Hiçbir yere hayır olmaz. Haram olan şeyde hayır yok. İslam'ın itikadı bunu böyle açıklıyor. Bundan dolayıdır ki haram olan bir işe besmele ile başlanmaz. Bir iş haram mı besmele çekmedik. Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekmek ancak helal olan, hayırlı olan bir işe besmele çekilir. Harama besmele çekemezsin. Dikkat edin. Mesela bir kişi piyangodan para çıksa kendisine, piyangodan para çıktı herife. Ama bu para haram para. Allah'ın kabul etmediği, reddettiği para, piyangodan elde ettiği parayla bir adam kendisine bir ev satın alsa, o evin içerisine girerken kapısını Bismillahirrahmanirrahim diye açsa, imamın biri gidiyor diyor ki bu adam kafir olur diyor. Harama besmele çektiği için. İtikaden çöküyor adam ya. Piyangodan kazandığı parayla ekmek alsa, sebze alsa, onu oturup yemeye oturduğu zaman Bismillah diye besmele çekerek o haramdan elde ettiği gıdaları yemeye başlarken besmele çekse, bunu yapan Müslümansa kafir olur diyor alimler. Harama besmele çekmedik. Şu halimizi görüyor musunuz? Hangi cemiyet, hangi İslam cemiyetinden bahsediyoruz kardeşlerim? Harama besmele çekmeyeceksin. Çünkü onu helal itikad etmiş olursun. Besmele çekince sanki bu iş helalmiş gibi itikad ediyorsun ya. Korkmadığını anlaşılıyor. Sanki Allah bundan razıymış gibi anlaşılıyor. Allah'ın razı olmadığı bir şeye besmele çekmek Allah'a isyandır. İlahi rızayı inkardır. Besmele çekmeyeceksin. Hayırlı olsun demeyeceksin. İmam-ı Birgi öyle söylüyor. Bir kimse piyangodan gitse mesela bir cahil bir Müslüman. Geçenlerde söylediler. 5 vakit namazını kılan efendi, tesbihli, tarikatlı bir kardeşimiz geçen gün resmen milli piyangodan bilet alırken görmüşler. Allah Allah! Aklım durdu benim yani. Nasıl olur ya? Ve tarikatlı, tesbihli, namazlı bir Müslüman piyangodan nasıl bilet alır da cehenneme pasaport alır? Ve bu ne budalalık bu? Ne İslamiyeti bu? Yapmayın kardeşlerim. Haramlardan sakınmadıkça hiçbir hakikati bulamazsınız. İslam'ın iş hukuku kazancı, İslam'ın helal ettiği kazanç yolları bellidir. Biz işin haram olduğunu söylüyoruz. Günah olduğunu söylüyoruz. Ben karışmam onun bunun şirketine, onun bunun büfesine, onun bunun kazancına karışmam. Hakkım da yok. Ama bu işin haram olduğunu söylemek hakkım. Diyanet işleri çık şu kürsüye piyangonun haram olduğunu söyle diyor bana. Ben de söyleyeceğim. Ama falanca satıyoruz. Bana ne ondan? Ben bu işin günah olduğunu söylüyorum. Gidin vurun, kırın, efendim kapatın, sataşın diyor muyum? Böyle bir şey diyemem. Ben bu kazancın, bu piyangonun haram olduğunu söylüyorum. Dini vazifem, hocalık sıfatıyla, din görevli sıfatıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tensibiyle, takdiriyle, tayiniyle çıkmış söylüyorum bunu. Vazifemi yapıyorum. Ama sen ister inanır, ister alırsın, ister almasın. O seni zorlayamam ben. Böyle bir niyetim de yok zaten. Ama itikadın varsa, inancın varsa, haramdan, günahtan, cehennemden korkuyorsan, katiyen piyangodan tek bir bilet alamazsın. Alamazsın zaten. Ben senin vicdanına hitap ediyorum. Cüzdanına karışmam. Bundan dolayıdır ki, gidip de piyangodan bilet alırken şöyle, hani elini uzattı, oradan bir bilet çekecek. Hani şans ya, bakıyor şuradan mı çekeyim, buradan mı çekeyim, falan numara mı uğurlu, falan numara mı uğurlu. Hep hurafe bunlar. Uğur muğur yok İslam'da. Oradan bilet çekerken şöyle parmağını yalayıp da bir bilet alırken Bismillahirrahmanirrahim diye besmele çekerek
bilet alsa ve bunu yapan Müslümansa anında kafir olur diyor alimlerimiz. Harama besmele çekmiştir. Feci iş bunlar. İslami açıdan söylüyorlar. Harama besmele çekmek o haramın helal olduğunu zannetmektir. Böyle şey olamaz. O piyango biletini veren fukara insan da parayı alıp da bileti verirken hayırlı olsun abi, hayırlı olsun derse, hayırlı olsun diyen kişi Müslümansa o da kafir olur İslam'a göre. Çünkü haramdan hayır olmaz. Allah neyi haram ettiyse orada hayır yoktur, rızık yoktur, şifa hiçbir şey yoktur. Allah kabul etmiyor. Mesela bu kadar önemli. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsanın helal kazancı alın dökerek kazandığı kazançtır diyor Kur'an. Bitti. Ötesi kabul edememiştir. Alın teri dökmedin mi? Tamam. Alın teri dökmeden para kazananların paraları يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ Cehennem ateşinde nar gibi pul pul kızartılacak. فَتُكْلَى بِهَا جِبَاهُهُمْ Alınlarına yapıştırılacak o paralar. Kıpkızıl paralar ateş ateş. Kalıp kalıp yapıştırılacak alnına. Niye? Çünkü alın teri dökmedi. Ne dehşet. وَجُنُوبُهُمْ Yanlarına, sağ yanlarına, sol yanlarına yapıştırılacak. Neden? Yan gelip yattı, yattığı yerde para kazandı. وَزُهُورُهُمْ Sırtlarına bastırılacak. Sırtlarına damga damga vurulacak paralar. Çünkü cemiyetin fakirde fukarasına sırtını çevirdi gitti. Bunlar mühim hadiseler. Evet, İslami kazancın hak olabilmesi için, meşru olabilmesi için servet ile emeğin, sermaye ile emeğin ahengli, dengeli, muvazeneli, mütenasip bir şekilde beraber yürümesidir ve bu ortaklık içinde tecelli eden sermayedir. Zulme dayanan sermaye, haksızlığa dayanan sermaye, isyana, harama dayanan sermaye, bütünüyle Allah'ın azap ettiği sermayedir. Ve ahirete inananlar için hadise mühim tabii. Adam ahirete inanmıyorsa hiçbir mesele yok onun için. Allah'a inanmıyorsa, ahirete inanmıyorsa zaten ona bir şey diyeceğimiz yok. Ama ahirete, yevmi hesaba inanıyorsa iş ciddidir ve mühimdir. Biz inananlara hitap ediyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aynen şöyle buyuruyorlar. La tezulu kadema abdin hatta yüs'ele an umrihi fîmâ efnâ ve an ilmihi fîmâ fe'ale fîh ve an malihi min eynektesebehu ve fîmâ enfekâ ve an cismihi fîmâ eblâ sadaka Rasulullah. Mahşer gününde, hesap gününde şu dört meselenin hesabını vermeden kimseye bir adım attırılmayacak diyor Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bir adım atamaz kimse. Dört meselenin hesabını. Birincisi, an umrihi fîmâ esnâ. Ömründen 60 yıl, 70 yıl bir hayat yaşamış insan. Bu ömrünü, bu hayatını nerede geçirdiğinden sorulacak. O halde kimse hayatın hesabını vermeden ölmesin kardeşim. Hazırlıksız ölmeyin. Günahlı gitmeyin. Bakınız, şimdi zamanımızın ölümlerinin çoğu hazırlıksız ölüm oluyor. Felakettir. Kalp krizinden düşüp ölüyor, felç geçirip ölüyor, trafik kazasında ölüyor. 100 kişi ölüyorsa 90'ı hazırlıksız ve ani ölüyor. Bu felaket, felaket bu. Hazırlıksız olmayın. Hayatınızın hesabını bir ölçüde hazırlayın. Her dakika hazır olun. Çünkü çok kötü günlerdeyiz. Nasıl öleceğiniz belli değildir. 100 kişinin 90'ı yatağında ölemiyor, helallaşmadan ölüyor. Felaket. Ömrümüzün hesabını vereceğiz. Şimdi öyle değil ki. Adam bir ömür Allah'a secde etmiyor. Bir ömür. Zengindir, tüccardır, fabrikatördür, falan bankanın ortağıdır. Falan şirketin yönetim kurulu üyesidir. Zengin mi zengin, şöhretli mi, servetli mi servetli herif. Hayatta ne camiye geliyor, ne cemaate, ne cumaya, ne
bir camiye, ne bir Kur'an kursuna, ne bir İmam Hatip Mektebi'ne, hiçbir yere ne müftülüğe, ne bir fakire, ne bir yetime bir kuruş yardım yok, hayır yok, hasenat yok, namaz yok, oruç yok, edep yok, haya yok. Günün birisinde kalp sektesinden ölüp gidiyor adam. Ölüp gidiyor. Alnı secdeye gelmeden ölüyor. Ertesi gün bakıyorsunuz bir takım gazetelerin vefat, vefat, vefat diye ölüm haberleri, ölüm ilanları yazmış oraya. Büyük adam, büyük iş adamı, kıymetli varlığımız, aile varlığımız, aile büyüğümüz, büyük insan falan şirketin adamı, falan fabrikanın adamı. Ne oldu kardeşim? Dün akşam Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hakk'ın rahmeti bir adam babasını çipliyorsa bu kadar kolay kavuşamaz ya. Ayıp bunlar, çok ayıp şeyler bunlar. Çok gülüş bunlar. Hayatının hesabını vermeden var mı Allah'ın rızası? Var mı Allah'ın rahmeti? Kim kandırıyorsun sen be? Bir de bu gibi zengin adamların köşküne, yalısına gidip de orada onun efendim çıktığı, alnını secdeye koymadan vefat ettiği köşkünde, apartmanında mevlid okuyan, hatim okuyan hafızlar yok mu? Onlara sonsuz derece gadaplanıyorum ya. Çok çirkin bir şey bu. İstismar bu. İslam'ın istismarıdır bu. Bakıyorsunuz şimdi mevlidçi, mevlid han efendi. Bakıyorsunuz toplanıyor köşkte. Alnı secdede, secdeye gelmeden ölen bu herifin mevlidi okunuyor, hatim okunuyor. Şimdi sıra geldi adamı cennete postalamaya. Efendim ya Rabbi bu mübarek kulunu cennetlik eyle. Dua ediyor hain. Neresi cennetlik bu adamı ya? Cehenneme odun bile olamaz bu adam. İstismar, İslam'ı kötüye kullanıyor bu adamlar. Ya Rabbi işte muazzam iş adamıyken insanlığa hizmet eden bu muazzez ve mübarek kulunu cenneti en yüksek makamına refeyle ya Rabbi. Bu ne biçim dua bu? Allah'la alay mı ediyorsun sen? Allah kimden razı olacağını ifade etmiş. Zekatını vermeyen zenginden vallahi Allah razı değildir. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Çok sevdiğiniz malınızdan, mülkünüzden Allah'ın emrettiği şeyleri vermedikçe, namaz kılmadıkça, zekat vermedikçe sizi cennete sokmam diyor Allah-u Teala. Sen ne bizi sokuyorsun cennete? Kimsin sen? Senin ne hakkın var bu istismarı yapmaya? Mevlidçi, ne hakkın var? Bunlar istismardır. İslam'ı istismar. Allah rızasını istismardır. Layık olmadığı insanlara zengin efendim, göbekli, enseli, şişkin, pişkin bir adam geçmiş gitmiş. Ne haykırıyorsun be? Cennete sokmaya memnun musun bu adam? Bunu söyleydi. Vay efendim Timurtaş hoca şöyle söyledi. Başıma bela oluyor adam benim ya. Gerçeği söylüyorum ben. Eğer bunu anlamıyorsan itiraz ediyorsun. Gel konuşalım kardeşim yani. Söylemeyeyim ben gerçekleri ya. İslam'ı niye ayak altına alıyorsun sen? 3 kuruş para alacaksın diyor o zenginden. 5 kuruş para alacaksın diye niye İslam'ı istismar ediyorsun sen? Menfaat kapacaksın diye, makam, mevki, şöhret elde edeceksin diye niye bu alnı secdeye gelmeyen adamı cennete postalıyorsun? Utanmıyor musun kardeşim? Ne Müslümanlığı bunlar? Üzülüyorum, vallahi üzülüyorum. Bazen moralim bozuluyor, çöküyorum yani. İslam namına çok üzülüyorum. Bunlar İslam değil. Bunlar İslam'ın işi değil bunlar. Bırakın bu yolu, başka bir kazanç yolu seçin kendinize kardeşim. Başka bir kazanç, başka bir şöhret yolu seçin. Şantöz olun, dansöz olun ya. Gidin dans edin, bu işi bırakın bu yolu. İslam bunu kabul etmez. Gidin sahneye ve şarkı söyleyin kardeşim. İslam'ı istismar etmeyin, camiyi, cemaati kötüye kullanmayın. Vallahi ızdırap çekiyorum ya. Çok büyük ızdırap çekiyorum. Ruhen, fikren, vicdanen küçülüyorum bu hadde karşısında ya. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e insaf versin inşallah. İzan, şuur nasip etsin de uyanalım inşallah Teala. Ömrünün hesabını vermeden kimse bir adım atamayacak. Resulullah haber vermiştir. Nerede geçirdin ömrünü kardeşim? Barda, pavyonda, diskotekte, Fransa'da, Paris'te öyle mi? Ölür ölmez Hakk'ın rahmeti kendisini bekliyor ve hemen doğru sorgusuz suas cennete gidiyormuş gibi hava. İslam'ı bu kadar hafife almak nerede görülmüş yani? Evet. وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلَ ف۪يهِ Öğrendiği şeylerle, sanatıyla, tekniğiyle, ilmiyle, fenniyle ne iş yapmıştır, hangi hayrın hizmetine koşmuştur sorulacak. Bunun cevabı verilmeden bir adım attırılmayacaktır. Üçüncüsü وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبَهُ وَف۪ي مَا اَنْفَقَهُ
Bir de malından sual sorulacak insana, zenginlere malından sorulacak mal. Bir sürü mal bırakmış gitmiş adam. Milyonlar, milyarlar bırakmış. Hacı Efendi, zengin adam. Dünyanın servetini toplamış, toplamış. Allah yoluna dayıtmadan ölmüş gitmiş. Kime kaldı? Kime kaldı geride? Efendim, Beynamaz Hasan Efendi'ye. Alnı secdeye gelmeyen çocuklara kalıyor bu servet. Oruç yok, namaz yok, zekat yok, hac yok, hayır yok, edep yok, haya yok. Bir sürü çocuk bırakmış geriye. Milyonları da onlara bırakmış, ölmüş gitmiş. Kurtulacak mısın sen? İslam itikadına göre senin geride bıraktığın servetleri, senin geride bıraktığın kabillahı, senin geride bıraktığın paraları eğer Allah yolunda değil de nefsin, keyfin, şeytanın, şehvetin yolunda harcandığı müddetçe senin ruhuna sanki mezarında kezzap dökülüyormuş gibi Allah çekeceksin. Sorulacak senden. Niye bu parayı kazandın da ehliyeti kişiye vermedin? Niye Allah yoluna veremedin? Neden hizmet etmedin? Bu sarhoş çocuklara, bu beynamaz çocuklara mal toplamak için mi çalıştın denecek. Kardeşlerim yapmayın. Birbirimizi kandırmayalım. Gerçek manada Müslüman olalım. Günahlarımızı itiraf edelim. 3 ayların içindeyiz. Günahlara tövbe edelim. Bakın Allah-u Teala'nın Recep ayındayız. Şaban ayı geliyor. Arkasına Ramazan geliyor. Islah olalım, tevbekar olalım, hayatımızı tanzim edelim. İslam'a kendimizi uydurmaya çalışalım. Günahlardan, isyanlardan kaçalım diyorum. Sebebi, anlatmamızın, haykırmamızın sebebi bu. Yanlış anlaşılmasın, kimseyi ayıplamıyorum, kimseyi kınamıyorum, kimseyi tahrik etmiyorum. İşin vahametini ve ehemmiyetini anlatıyorum. Vazifemiz söylemek ve tebliğ etmektir. Ama tatbik eder misin, etmez misin o beni ilgilendirmiyor. Ben zabıta amiri değilim. Ben bir dini vazifeliyim, onu söylüyorum. Ötesi kimseyi beni karıştırmaz. Cenab-ı Hak cümlemize ve cümle ümmet-i Muhammed'e medet-i inayet eylesin inşallah. Haftaya devam etmek niyetiyle inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık. Cümlemizi rıza ve rahmetine nail eyle. Uzaktan yakından toplaşan, bekleşen bu arada sana secde etmeye gelen şu mümin kardeşlerimden iki cihanda razı ol ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Kusurlarımızı mahveyle ya Rabbi. Bizi İslam ile ihya eyle ya Rabbi. İslam'a düşman olanları ıslah eyle ya Rabbi. Islahı kabil değilse imha eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna ve cennetine cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.